Evet, yeniden stüdyodayız. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mithat Baydur. Hoş geldiniz Sayın Baydur. Hoş bulduk, sağ olun. Günaydın efendim. Evet, şimdi birazdan tabii NATO Savunma Bakanları toplantısı ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya güç dengesindeki değişikliklere geleceğiz ama hem bölgemizde hem de dünyanın başka noktalarında jeopolitik alanda güç dengelerinde ciddi değişiklikler oluyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın Rusya ile yakınlaşması herhalde bunların arasında en dikkat çekici olanı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı dün de Paris'teydi. Suudi Arabistan petrol zengini bir ülke, 18 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Rusya'dan ve Fransa'dan yardım talep etti. Öncelikle Suudi Arabistan'ın bu politikasındaki değişiklikleri, yeni belirlediği rotayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, teşekkür ederim. Şimdi Suudlarda rejim değişiklik olduktan sonra yeni gelen rejim, özellikle bunun daha ön plandaki aktörlüğünü Salman bin Prens Ali Suud yapıyor, daha agresif bir politika izlemeye başladı. Bu Yemen'e karşı da böyle, dikkatinizi çekerim. Bölgede daha belirleyici bir aktör, daha etkin bir rol üstleneceği aşikar. Tabii Fransa ile Rusya ile olan bu bir takım bağlantıları var ama önce bu haberde de izlediğimiz üzere Suudlarla birlikte Fransa'nın da bölgede etkinliğini arttırma çabaları üzerinde durmak lazım. Lozan görüşmeleri sırasında Kürzo'nun İnönü ile olan görüşmede çok meşhurdur. Yani bunu bahsetmeden geçemeyeceğim. Türkiye hep Musul'la ilgili gündeme getiriyor beklentilerini ya da taleplerini ya da tarihsel haklarını, ki bu doğrudur. Hep Musul diyorsunuz ve Kürzon meşhur bastonunu sallayarak burnunuzun dibinde Suriye var. Suriye ile niye ilgilenmiyorsunuz diyor. Çünkü aslında Lozan'la beraber o zaman da kurulacak yeni dünya düzeninde İngiltere Başbakanı olarak kendi emperyal bir güç olarak rakibi Fransa'nın orada hakim olmasını istemiyor. Yani bizim hep böyle monolitikmiş, yani eski tabirle yekpareymiş gibi gördüğümüz Batı bloku içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde de ülkeler arasında ön plana çıkma yarışının bir tezahürüdür. Bir de hemen şunu söylemek isterim. Tabii bütün bunları, yani bir takım bir resimleri bir araya getirmeden konuşmak çok partiküler biçimde anlamsız ve boşlukta kalır. 2008'lere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama ile beraber değişen küresel ve bölgesel politikalarına bakmak lazım. Bir anlamda Monroe doktrinine benzer. Yani çok yorgundur Amerika Birleşik Devletleri. İki defa Irak'a çıkmıştır. Başarısız olmuştur. Hiç kaynaklarını tüketmiştir. Ki ondan zaten sonra büyük bir küresel krizle muhatap olacaktır. Bir tür restorasyon dönemidir aslında Obama dönemi Amerika'da. Bir geri çekilme dönemi. Bir geri çekilme diyebiliriz. İçerisini tamir etme. Yeniden bir reorganizasyona girme dönemidir. Peki bunun dış politikayla bağlantısı nedir hocam diye sorabilirsiniz. Küresel bir güç olarak dünyanın dört bir tarafında sürekli operasyonlar ve müdahaleler değil, bunu kendi ittifak içerisindeki dahil olan ülkeleri havale etmek, gerekirse hatta tabiri caizse taşeron kullanmak, bu tür masrafları azaltmak. Şimdi bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri bir parça bölgeden çekilince hemen, hani tabiat boşluğu sevmez deriz ya, Fransa o boşluğu doldurmak istedi ki uzun süre sessiz kalmıştı zaten. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da dünya nizamı yeniden teşekkül ederken önce bir Bretton Woods sistemi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu mali yönetimi, sonra De Gaulle al dolarlarını, ver altınlarımı dedi, sistemden çıkmak istedi. Daha sonra NATO'dan çıktı, sonra tekrar dönmek istedi. Biraz yalpalayan bir politikası vardı. Şimdi yeniden bir Orta Doğu'da söz sahibi olmak istiyor. Suudi Arabistan'la Fransa'nın bu tür yeni anlaşmalara girmesinin bir sebebinde de şunu ihmal etmemek lazım. Suudi Arabistan sanki bir anlamda özür diliyor gibi de. Şunu söylemek istiyorum. Suriye'de olan olayları belki tabii zamanımız içerisinde konuşacağız ama özellikle IŞİD ve Nusra'dan kaçanların Lübnan'a göç etmeleri, zaten Türkiye bundan çok fazla nasibini aldı. Fransa'nın da uzun süre biliyorsunuz Lübnan'da önemli bir hegemonik gücü var orada, bir dominant bir yapısı var. Lübnan'a 3 milyar dolarlık Fransızlar silah satma anlaşması yaptı. Parasını Suudiler ödemek kaydıyla. Suudiler ödeme, evet ben ödeyeceğim dedi. Orada bir jest yaptı. Haberde de geçti. Yeni iki nükleer reaktör daha Fransızlara havale etti.
50 Airbus uçağı var. Yalnız şeyde geçmedi galiba. 25 de helikopter var. Var, o da var. Var mıydı? Evet. 25 de helikopter anlaşması var. Bunları, bütün bu anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Fransa bununla da yetinmiyor. İsrail-Filistin görüşmelerinde de şimdi başa aktör olmak istiyor. Geçen hafta Fabius bölgedeydi. Bravo. Temaslarda bulundu. Evet, temaslarda bulundu. Burada problem. Çünkü Obama ile Netanyahu'nun bir türlü barışmayan yıldızlarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani aslında Obama'nın İsrail'in iki devletli çözüme yanaşmamasından dolayı adeta bıkması, yani İsrail'i cezalandırmak istemesi, ama İsrail'in özellikle Amerika'da çok etkin olan Yahudi lobisi karşısında, mesela New York Times muhabirine geçenlerde Tom Friedman ismi de ona verdiği bir mülakatta Obama, hayır, İsrail'in bekası bizim için her şeyde önemlidir demek zorunda kalıyor. Ama İsrail'in bu bölgedeki huysuz ve anlaşmaz tutumu da kendisini yıldırdığını biz dış politika çevrelerinden biliyoruz. Dolayısıyla burada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bir isteksizliği, bir yorgunluğu, bir yılgınlığı var. Orada bir geri çekilme durumunda bunu Fransa'da doldurmak istiyor. Ola ki İsrail'i iki devletli bir çözüme ikna edebilir de bir Fransa'nın patronajlığında İsrail ile Filistin aynı masaya oturtmayı becerebilirse Orta Doğu'da o klasik Anglo-Sakson dominant rolünü diskalifiye ederek Fransa'nın ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. O zaman 1956'ydı yanılmıyorsam, İsrail, Fransa, İngiltere ortak Süveyş harekatından sonra bölgede değişen dengeler yeniden Avrupa lehine restore edilmiş olacak bir anlamda. Evet, evet. O kaybetmiş olduğu rolü bir yerde Fransa tekrar geri almış olacak. Peki hocam, şimdi NATO Savunma Bakanları toplantısına bakalım isterseniz. Hı hı. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları vardı Stoltenberg'in. Rusya ile silahlanma yarışına girmeden savunma bütçelerimizi arttırmamız gerekiyor diyor NATO Genel Sekreteri. Peki bunu nasıl başaracaklar? Bu arada bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 ülkeye 250 tank sevkiyatı ve Avrupa'da konvansiyonel güç dengesini değiştirme girişimleri var. NATO toplantısından ne gibi sonuçlar çıkacak ve Rusya'nın buna karşı hamleleri ne olabilir önümüzdeki dönemde? Hemen bir 2014 Eylül'ündeki bir Galler Zirvesi oldu. Orada Galler Zirvesi'nde bir takım yeni eylem planları hazırlanmıştı. Acil eylem planları, işte bir takım tatbikatlar yapılacak. Estonya'da ve Bulgaristan'da 6 tane yeni komuta merkezi açılacak. Zannedersem Polonya'da yeni bir NATO karargahı alacak. Onlar tekrar pekiştirildi. Şimdi bunun ne anlama geldiğini değerlendirebilmek için de Rusya'nın biliyorsunuz geçen baharda işbirliği, fiili olarak Rusya ile olan işbirliği bitirildi. Ukrayna'daki olaylardan dolayı. Onunla kalmayıp Rusya'nın kendi askeri harcamalarına ve ordunun teçhizat bütçesi içerisinde envanterine 40 tane uluslararası kıtalar arası balistik füze eklemesi de adeta tuz biber ekti. Şimdi dolayısıyla Jan Stoltenberg'in bu açıklamaları, NATO Genel Sekreterinin savunma bütçelerimizi çok fazla arttırmadan demesi çok anlamsız. Aslında dışarıya sızan haberlerden iki katına kadar artırılacağı anlaşılıyor. Haddezatına bakılırsa bunu da gelen talepler çerçevesinde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Yani işte o Baltık ülkeleri, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Polonya'dan falan da bir yeni, kendi adları verdikleri tırnak içerisinde mızrak gücü oluşturuyorlar. 5000 Amerikan askeri gelecek ve bu ülkelerden NATO Güneydoğu Müttefikler Komutanı Philip Breedlove'a da talep ediyorlar. Ne olur askerler buralarda olsun diye, yani bize öncelik sırası verin diye. Bu talepler varken biz bunlara seyirci kalamayız diyor. Mecburuz NATO'da. Yani. Şimdi tabii bakıldığı zaman, yani mesela NATO Bakanlar Konseyi toplandı. Sayın Stoltenberg, gündeminiz nedir dediğinde işte IŞİD, Afganistan, Suriye, Türkiye'nin Irak Suriye sınırındaki çatışmalar, bunlar falan tabii söyleniyor ama gündemde adeta yeni bir soğuk savaşın ipuçları da görülüyor.
Yalnız şunu söylemek istiyorum sevgili Mehmet Bey. Bununla ilgili çok tartışma var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bizi izleyen seyircilerin bundan haberdar olmasını isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela çok ünlü bir okul var. Chicago Okulu diye geçiliyor. John Mearsheimer ve Stephen Waltz'un başını çektiği. Agresif realistler diye geçiyor. Yeni bir okul, yeni bir ekol yahut. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dış politikasını fevkalade rahatsız edici ve tahrik edici buluyorlar. Adeta Rusya'yı aklarcasına. Yani ABD'nin bu politikası da ABD'de çok güzel yapılıyor. Devam. ABD bu dış politika tercihlerinden ya da çıkarlarından vazgeçemez diye böyle tek renkli bir resim, bir model yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mearsheimer diyor ki, yani siz kilometrelerce uzakta Ukrayna üzerinden politika güderken Rusya'yı rahatsız edeceğinizi hiç düşünmediniz mi? Neden durup dururken Rusya'yı tahrik ediyorsunuz? Siz Çin'in kalkıp Küba'da Amerika Birleşik Devletleri'ni gözetlemek ya da denetlemek için bir füze üssü kurmasını ister miydiniz? İstemezdiniz. Yaptığınız yanlış. Bu bütün dünyadaki barışı tehdit edici ve bütün küresel güçleri de tahrik edici bir politikadır diye. Yani bu ABD'nin ve NATO'nun bu genişleme politikaları da kendi içerisinde de eleştirilere yol açıyor. Tabii Rusya'da fevkalade rahatsız. Tabii bu arada Amerika içerisinde başka eleştiriler de var. Mesela bu politikaların Rusya'yı giderek Çin'e yaklaştırdığı, dolayısıyla Nixon dönemindeki çizilen rotadan uzaklaşıldığı yönünde de rahatsızlıklar var. Onlar da dile getiriliyor. Tabii. Yani Pekin-Moskova buluşmasının sağlanması Washington açısından çok da anlamlı bir durum değil aslında. Tabii. Mesela bu NATO Bakanlar Konseyi 28 ülke davet ediliyor. Yani Rusya'nın burnunun dibine kadar NATO kuvvetleri dayanmış. Yani bir containment dediğiniz bir çevreleme operasyonu olarak görüyor bunu Rusya. Nefes alamaz hale gelince o da ister istemez buna bir response, bir reaksiyon, bir tepki göstermek durumunda. 1970'lerin sonunda Yeşil Kuşak projesiyle Sovyetlere uygulanan projenin bir kez daha uygulanmasını istemiyor anlaşılan Rusya. Ona karşı tedbirlerini alıyor hem de daha agresif bir başka çerçeve üzerinden. Evet. Gayet. Bu arada tabii aslında 2009 yılında Gürcistan'a yaptığı askeri müdahaleyle Rusya bugünlerin işaretini vermişti ama herhalde Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan işaretini de pek ciddiye almadı o dönemde. Ukrayna olayı bir bakıma aslında Gürcistan'ın devamı. Ve artık Rusya mesela Ermenistan'da elektrik zamları ile ilgili halk sokağa döküldü. Evet. Dün Rusya Federasyon Konseyi'nin konuyla ilgili açıklamasında bu Ukrayna'daki meydan olaylarının başlangıcına benziyor. Benzer bir darbe hazırlığı var Ermenistan'da algısı. Açıklandı, sesli şekilde Doğru. ifade edildi. Dolayısıyla Rusya artık bu tür olaylara daha ön cephede karşılıyor ve direkt askeri gücünü kullanmaya başladı artık. Evet, fevkalade doğru. Şimdi mesela işte elektrik zamlarına protesto gibi 18 kişi yaralanmış, 250 tane tutuklanmış falan filan. Yani böyle çok çabuk geçiştirilecek de bir olay değil. Yani isterseniz izin verirseniz zamanımız nispetinde bir iki cümlede ondan da bahsedeyim. Yani şimdi tabii Ermenistan da böyle kafasının ve gönlünün pencerelerini biraz böyle dünyaya kapatmış gibi gözüküyor. Dış ticaret kanalları tıkalı. Yani bir taraftan işte Karabağ sorunu var. Bir taraftan Türkiye ile 1915 olaylarından dolayı o iyi niyetli bütün hamlelere rağmen işlemeyen bir barış süreci var. Dolayısıyla bu Ermenistan'ın fevkalade yani dış sermaye yatırımı gelmiyor, yabancıların ilgisini çekmiyor, ticaret hacmi genişlemiyor, ithalat sıkıntıları var, döviz sıkıntıları var. Bütün bunlara üstüne bir de zannedersem tam hatırlamıyorum ama %7 civarında bir Rus rublesi karşısında devalüe edildi. Dolayısıyla aslında o gazı veren, elektriği de veren şirket Rus şirketi. İster istemez Ermenistan para birimi, Rus bir para birimi karşısında devalüe edince ben yeniden bir fiyat ayarlaması yapacağım dedi. Bir sokağa döküldü. Ama bu kadar masumane görmemek lazım. Yani bu tür Ukrayna'daki olaylar gibi büyüme alameti gösterilirse darbe olmaz belki ama daha böyle Batı direktifleri doğrultusunda Batı ile dirsek temasını artıran bir rejim yerine Rus periferisi olan bir rejim de olabilir. Bu da Rusya'nın kendi hinterlandı içerisinde başka ülkenin operasyonuna izin vermek istemediğini gösteriyor. Yalnız şunu da hemen ekleyelim. Rusya'nın da şöyle bir handikapı var. Dünya petrol, yani önemli bir petrol ve doğalgaz ihracatçısı. Petrol fiyatlarını zaman zaman indirip kaldırarak Rusya'yı yani terbiye çok fazla etmeye ileri çalışıyorlar. Evet.
Yani seni biz böyle disipline ederiz demek istiyorlar. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin de bu petrol gaz fiyatı meselesine Ukrayna üzerinden vurdu. Ve dedi ki bu şartlar altında petrol fiyatları böyleyken Ukrayna'ya daha fazla indirim yapamayız dedi. Son fiyat bu dedi ve Ukrayna'ya yapılacak indirimin önünü kesti. O da Ukrayna üzerinden karşılık verdi enerji fiyatlarına. Tabii. Mehmet Bey izin verirseniz de şunu da söyleyelim. Buyurun. Mesela bazen mesela hep beraber dinliyoruz. Böyle hep dediğim gibi çok böyle partiküler yorumlar yapılıyor. İşte Suriye meselesinde şöyle şöyle oldu. İşte bugün Kobani düşmek üzere. İşte Irak'ta Haydar el-Rabadi rejimi Maliki rejimine farklı olarak şunu yaptı. Onları böyle mesela dinliyoruz. Yorumlar yapılıyor. Ben de dinliyorum ama büyük resmi kaçırıyoruz. Yani çok global trendlerde çok önemli değişiklikler var dünyada. Önemli bir 5, 10 ya da 15 seneye giriyoruz. Onu söylemek istiyorum. Bu birazcık şeye benziyor. Ünlü tarihçi Eric Hobsbawm'ın İki Dünya Savaşı arası dönemine, yani Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti. İkinci Dünya Savaşı da 1939'da bitti. Hani 38 gibi kabul edelim. 38-18=20 eder. 20 yıllık dönemi katastrof çağı gibi niteler. Neden? Şimdi onu söyleyecektim. Bir yüzyıl sonra yaklaşık buna benzer bir dönemi yaşıyoruz aslında. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Amerikan ekonomik bunalımı ve İkinci Dünya Savaşı. Evet. Tekerrürden ibaret değildir. Yani cyclical, döngüsel hareket yapmaz tarih. Benzerlikler gösterir ama mutlaka farklar, benzerlikler gösteriyor. Yani neden katastrof çağı diyordu Hobsbawm? Çünkü o üzerinde o dönem üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiltere artık eski gücünde değildi. Ama Amerika'da İngiltere'nin boşalttığı alanı alacak kadar güçlü değildi. Dolayısıyla kuvvetler dengesi bağlamında bir boşluk vardı. Bugün de var. Amerika Birleşik Devletleri eski gücünde değil. Yani bakın mesela Yunanistan ekseninde eğer başka ülkelerde sirayet ederse Avrupa Birliği'nin Euro'dan başlayarak zaten siyasal olarak da bir birlik beraberlik göstermiyor. Bir bakıyorsunuz Fransa İran üzerindeki yaptırımlar arttırılsın diyor. Mesela P5+1 toplantılarında. Arttırılsın İran'la ilgili. Abi, Almanya Siemens üzerinden kimyasal üretimine izin veriyor. Yani bakın Avrupa Birliği'nin iki tane kurucu ülkesi bile Fransa ve Almanya kurmuştur. İki tane ağabeysidir Avrupa Birliği'nin. İran politikalarında anlaşamıyorlar. Bu parasal çöküş, siyasal çöküşe doğru giderse dolar zaten eski gücünde değil. Dünyada yeni sığınılacak bir liman arayışı gündeme gelecek. Ama maalesef ki maalesef bunlar lokal ya da global hesaplaşmalardan sonra oluyor. Bu çok önemli. Evet. Yani ABD-Rusya çekişmesinin de ve önümüzdeki iki sene içerisinde zaten ithalatta bir numara oldu Çin. Şu anda ithalat olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Gayri safi yurt içi hasıla bakımından da 218'i bekleyeceğiz herhalde. Rakamlar onu gösteriyor. Çin faktörü de devreye girince bu taşların yeniden oturması lazım. Buna gebe dünya. Belki bunun sancıları bu. Bunu böyle okumak lazım. Şimdi bu sancılar derken tabii Avrupa'daki müttefikler arasında bile çatlaklar var derken son olarak Amerika Birleşik Devletleri WikiLeaks belgeleri aracılığıyla bir müttefikini daha dinlediği ortaya çıktı. Özellikle NSA aracılığıyla zaten uzun süredir söyleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki ticari rakiplerini dinlediği yönünde iddialar vardı. Şimdi Almanya'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nı da değil, 3 Cumhurbaşkanı'nı birden dinlediği ortaya çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Obama özür dileriz bir daha yapmayacağız gibi son derece basit bir açıklamayla olayı geçiştirmeye çalışıyor. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ticari hem siyasi olarak müttefikleri üzerindeki bu dinleme operasyonlarını. Eskiden Berlin üzerinden Sovyetleri dinlemek modaydı. Şimdi başkentlerde kurulan büyükelçiliklerde kurulan dinleme sistemleriyle müttefikler dinleniyor tabii. Artık. Acaba Obama'nın haberi var mıydı? Onu da tabii sormak lazım. Yani haber olması mümkün değil. Şimdi şöyle bir yanılgı var tabii. Onu da hemen bu vesileyle söyleyelim. Zannediyor işte Batı dünyası falan diye böyle konuştuğumuz zaman hep böyle biz Batı dünyasında bir zannediyoruz. Mesela ben bunu derslerde falan da anlatıyorum. Bizatihi Avrupa Birliği'nin kuruluşu da anti-Amerikan bir ruh vardır kuruluşunda. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği ülkeleri oturuyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki ya biz hukukun, biz demokrasinin, biz parlamentonun, biz felsefenin, biz insan haklarının, biz siyasal partilerin, her şeyin kaynağı bizdik.
Bizden sonra çok sonra keşfedilmiş bir kurulmuş bir ülkeye bu gücü nasıl kaptırdık? Tartışmalar sürüyor. Ha, biz neden kaptırdık biliyor musunuz diyorlar. Fransa ve Almanya yüzünden. Nasıl Fransa ve Almanya yüzünden? Yani bunlar tarih boyunca 4 defa savaştı. Bunlar Avrupa'nın iç enerjisini tüketti. Hakikaten işte Napolyon savaşları, Yüzyıl savaşları, Birinci Dünya, işte Alsas-Loren savaşı, 2 tane dünya savaşı. O zaman ne yapalım? Biz Fransa ile Almanya'yı bir araya oturtalım. Fransa ve Almanya oturtuyorlar ve Avrupa ABD'ye kaybettiği gücü geri alma uğraşı, onu geri getirme, Avrupa'ya geri getirme niyetidir, projesidir aslında Avrupa Birliği. Şunun için anlamlı, hiçbir zaman kendilerini aynı dünya olarak görmemişlerdir. Hep potansiyel rakip olarak görmüşlerdir. Birlikte hareket etmişlerdir NATO'da ama Amerika Birleşik Devletleri onları hep bir hasım olarak görmüştür. Onlar da ABD'ydi. Almanya da dinlendi çıktı. Merkel isyan etti. Şimdi NATO çerçevesindeki ağır silahları Almanya'ya getirin diyor. Almanya kabul ediyor. Almanya'ya getirin diyor. Yani netice olarak bunlar biliniyor ama su yüzüne çıktığında bir takım cılız tepkiler gösteriliyor. Peki Sayın Baydur, bir haber arası verelim, sonra devam edeceğiz. Tamam. Şimdi sırada Somali var. Somali'de Ramazan ayının başlangıcından bu yana Eşşebap örgütü saldırılarını arttırmıştı. Son olarak başkent Mogadişu'da bu kez Birleşik Arap Emirlikleri diplomatları hedef alındı. Ramazan ayının başlamasıyla beraber Somali'nin başkenti Mogadişu her gün yeni bir terör saldırısına sahne oluyor. Eşşebap örgütü son olarak Birleşik Arap Emirlikleri diplomatik konvoyuna hedef aldı. Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda resmi açıklamalara göre 4'ü sivil 6 kişi hayatını kaybetti. Konvoya eşlik eden Somali güvenlik güçleri saldırganın kullandığı bomba yüklü aracı kendi araçlarını kullanarak engelledi. Bu müdahale sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri diplomatik personelinden ölen ya da yaralanan olmadı. Somali'de altyapı projelerine destek veren ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez Somali'deki terör saldırılarının hedefi oldu. Eşşebap örgütü hafta başından bu yana başkent Mogadişu'da düzenlediği silahlı saldırılarda 6'sı asker 9 kişiyi öldürdü. Evet, yeniden stüdyodayız. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mithat Baydur. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nden başladık ve onunla da gidiyoruz. Tamam. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin, Ankara Büyükelçisi'nin Star Gazetesi'ne verdiği röportajı dün ilk bölümünü aktarmıştık. Bugün Star Gazetesi'nde ikinci bölümü de var. Ona da bir göz atalım. Amerikan Büyükelçisi neler diyor? Öncelikli olarak Türkiye'den yöneltilen eleştirilere yeni bir enerji koridoru mu oluşturuluyor? Suriye'nin kuzeyinde sorusuna cevap veriyor. Yeni bir hat yok diyor ve ayrıca Amerikan medyasında Türkiye ile ilgili yayınlanan haritalarında gerçeği yansıtmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşü olmadığını ifade ediyor. Bu arada röportajda Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ne çekiç güçle ilgili bir soru soruluyor. Bu da benim dikkatimi çekti. Irak'ta Saddam Hüseyin krizi sırasında çekiç güç operasyonu yapılmıştı. Sonrasında Kuzey Irak'ta bir özel Kürt yapılanması ve PKK için üst bölgesi oluşmuştu. Kuzey Suriye'de de benzer şekilde PKK'nın kolu PYD'nin bir devlet yapılanması istendiği iddiası var şeklinde sorusu var Saadet Oruç'un. Büyükelçi buna şu şekilde cevap veriyor. Türk hükümetiyle işbirliği içinde yürütülen Iraklı Kürtlere insani yardım sağlama çalışmalarımıza Türkçe'de ne isim verilmişti hatırlayamıyorum. Ancak İngilizcesi huzurun temini harekatıydı, çekiç temini değil. Biz Türkçe'de çekiç güç olarak bahsediyorduk diyor bir kez daha Saadet Oruç. Biz bu operasyona huzuru temin harekatı diyorduk diyor John Bass. Şimdi kendisi iyi Türkçe konuşan ve yazan bir Amerikalı diplomat, herhalde çekiç güç ismini Amerikan diplomasisi hatırlamak istemiyor diye yorumlayabiliriz bu sözleri. Saadet Oruç'un hocam izninizle bir tespiti daha var. Röportajın yan tarafında değerlendirme yazısı. Öncelikle Washington'un Türkiye, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı Büyükelçi diyor Saadet Oruç. Ve ısrarla Kürt devleti ilan edilirse engel olur musunuz minvalinde yönelttiğim sorulara... Eğerle başlayan sorular soruyorsunuz. Bunlar hipotetik sorulardır yanıtını verince dayanamadım. Diplomatlar olarak siz de hipotetik konular üzerinde çalışıyorsunuz.
günün sonunda Kürt devleti ilan edilirse engeller misiniz şeklinde formüle ettiğim soruma net bir evet engelleriz yanıtı alamamıştım. Ben Suriye, Irak sordum. Büyükelçi Ukrayna, Kırım'dan örnek verdi. Türk basının bu konuya ilgisizliğinden yakındı demiş. Evet hocam, siz de okuduğunuz röportajı son derece diplomatik bir dil kullanmaya özen Tabii. göstermiş Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi. Ama 1991'den bu yana Türk kamuoyunda tartışılan sorular bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman gündeme gelen haritalar, ortaya çıkan Kuzey Irak'taki Kürt gruplara yardım iddiaları. Siz bu röportajdaki açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz Türk-Amerikan ilişkileri açısından? Şimdi çok güzel Türkçe biliyor dediniz de işte büyük devletler böyle yine 1918'ler sonrası bölgede cirit atan İngiliz ajanı Binbaşı Noel'de Kürtçeyi 4 lehçede konuşuyordu. Bir devlete bakın, yetiştirdiği ve oraya yolladığı bir diplomatı bölgenin dilini 4 ayrı lehçede konuşabiliyor. Şimdi bunu çok yine perakende alamayız. IŞİD'le birlikte ele almamız lazım. Yani bu Türkiye'de çok tartışıldı ve sağlıklı bir açıklamaları belki ben çok az görmüşümdür. Yani bir şeye inanmak zorunda değilsiniz. Gelişmeleri ve dinamikleri siz kafanızda bir model oluşturup oturtuyorsunuz. Parçalar yerine oturtuyorsa o doğruya yakındır. Bakın doğrudur dedim ya, doğruya yakındır. Şimdi IŞİD birdenbire ortaya çıktı. İşte başladı işte Irak, İslam, Şam devleti olarak. Suriye'de iç kargaşalıklara sebep oldu ve öyle olmalıydı da. Çünkü o zamanki Irak Devlet Başkanı Maliki'nin Rusya ve İran'la ilişkileri, oradaki Maliki Irak'ı, Esad Suriyesi ve İran bir kutsal, bir Şii üçgeni olmuştu. Yani Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar falan bundan fevkalade rahatsızdı. Büyük bir Sünni coğrafya. Ve Arap Baharı'nın etkisiyle falan da iş Suriye'ye gelince, burada IŞİD iyi bir şey yapıldı. Suriye'de görevini tamamlayınca hadi sen biraz Irak'a doğru yürü dediler. Irak'ı da güzel, çok güzel bir karıştırdı. Ondan sonra orada iş tehlikeye falan varmaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri falan, yani daha önce destekledikleri, göz yumdukları IŞİD üzerine gitmeye başladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? 1700 ilk aylarda yaptıkları, mesela o zamanki rakamı hatırlıyorum. Şimdi kaç tane oldu bilmiyorum. 1774 sorti rakamı vardı. 1774 sortiden sadece bu söylediğiniz Suriye'nin kuzeybatı bölgesine isabet eden 300 tanesi, 350 tanesi falandı. Yani o bölgeye hep yumuşak bakıldı. Şimdi IŞİD'in üzerine gidiliyor. Yani IŞİD'in üzerine giderken kendi yarattığı canavarı şimdi kendisi yok etmeye çalışıyor. Anlaşılır olabilmek seyircilerimiz açısından kaygısıyla söylüyorum. Şu imajı yahut şu dersi de vermek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ey Suriye Kürtleri, ey PKK ve ey Kuzey Irak Kürtleri, benim haberim olmadan, benim iznim olmadan, benden icazet almadan bölgede herhangi bir politika geliştiremezsiniz. Herhangi bir petrol güzergahı tespit edemezsiniz. Bununla ilgili anlaşmalar ya da eklemlemeler yapamazsınız. Bu size ders olsun demek istiyor. Tabii ki IŞİD'i o bölgeden şimdi yavaş yavaş temizleyeceklerdir. Ama ben o röportaja baktım. Israrla, yani siz de bahsettiniz, Kürt devleti kurulacak mı, buna izin verecek misin de, ben hipotetik sorulara cevap vermem diyor. Evet, orada bir Kürt devleti kurulmasına, parçalanmış bir Suriye üzerinde o bölgede 3 tane ayrı kantondan oluşan bir Kürt devletine izin vereceklerdi. Peki bununla mı kalacaktır? Hayır, bununla kalmayacaktır tabii. Kurulan Kürt devleti bir takım irredentizm dediğimiz uluslararası ilişkilerde yayılmacı eğilimlere girecektir. Yani dili, kültürü, ırkı, benzediği yerlerle bir entegrasyon eğilimine girecektir. İrredentizm budur. Yani bu Irak, İran ve Suriye elinde içine aldığı bir Kürt devleti olacaktır. Yani şimdi Türkiye'nin de bu konuda söylenecek bir şey var mı hocam diye sorarsanız, yani başkanlık sistemi gibi şeyleri daha fazla uzun süre tartışmak yerine, işte koalisyon kurulacak mı, erken seçim mi olacak mı bilmiyorum ama Türkiye'de yeni bir kamu yönetimi, bir rejim modeli, bir yönetim sistemi modelinin ortaya konması lazım. 1902 Jön Türk Kongresi'nde mesela merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik tartışıyor. Merkeziyetçiler kazandı. Ahmet Rıza ekibi. Evet, bravo.
Ondan sonra bu İttihat ve Terakki CHP birliğinde Cumhuriyet'le beraber hep devam etti. Prens Sabahattin modeli daha bir ademi merkeziyetçi modeldi. Ademi merkeziyetçi modellerin Türkiye'de ciddi anlamda başkanlık yerine bunun tartışılması lazım. Çünkü bu çok önemli. Bunun süratle gündeme gelmesini temenni ediyorum ve öneriyorum. Eğer önümüzdeki 15 yıl, 20 yıl içerisinde ölmez sağ kalırsak yazın, Türkiye büyüyemezse küçülür. Türkiye yeni gelişmeleri kendi bünyesine entegre edebilecek, onu absorbe edebilecek yeni bir model geliştirmek. Bu modeli tartışmak durumunda. Peki Sayın Baydur, son olarak Yunanistan'ı sorayım. Bugün anlaşma çıkmazsa Yunanistan'ı ve uluslararası piyasaları, Avrupa Birliği'ni ne bekliyor? Çıkmama ihtimali var mı? Dayanabilecek mi Çipras? Şimdi bir dilemma var. Yani muhtemelen Avrupa Birliği'nden çıkmaması üzerine tartışmalar yapılacaktır ama yani bunu kabul etmesi durumunda da kendisi intihar edecektir. Böyle bir ikilemi var. Yani iş çok kolay değil. 345 milyar dolar dış borcu var Yunanistan'ın. Sadece Haziran'a bu ay sonundaki borcunu ödemezse temerrüte düşeceği söyleniyor. 9 milyar euro falan ödemesi gerekir. Halbuki ayrıca Temmuz'da da 1.9 milyar euro IMF'ye var. 5.9 milyar Avrupa Birliği Merkez Bankası'na var. 2 milyar euro sağdan soldan aldığı birkaç kreditöre var. Elden yani müflis bir tüccar gibi. Yaklaşık 9-10 milyon euro da Temmuz sonunda. Hiç Temmuz sonunu kimse bahsetmiyor. Yani çok ağır şartlar ileri sürülüyor. Emekli maaşları son bir sene içerisinde %28 düşmüş. Bunun tekrar düşürülmesini isteniyor. KDV oranlarının %13'ten 23'e çıkartılması isteniyor. Yani satın alma gücü bakımından, kişi başına düşen gelir bakımından Yunanistan'ın halkın biraz daha fakirleşmesi isteniyor. Yani çok büyük şeyler var tabii. Çok büyük tepkiler var. Mesela Yeni Demokrasi Partisi lideri Samaras, aylardır konuşuyorsunuz, ortada hiçbir şey yok. Daha ne kadar bekleteceksiniz Yunan halkını diyor. PASOK lideri Venizelos diyor ki ne oldu şimdi, işte tükürdüğünüzü yalıyorsunuz diyor. Yani böyle bir kabul durumunda, böyle bir veya da erken seçime gitme durumunda hiçbir şeyi halledememiş olmaktan dolayı Çipras'ın bir daha seçilmeme durumu olacak. Muhtemelen şöyle ben tahmin ediyorum. Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasına izin vermeyeceklerdir. Çünkü domino etkisi yapabilir. 2012'de yani 2 sene önce bir şey yapıldı. 100 milyar dolarlık bir af yaptılar. Yeni bir af da istiyor. Onu da yapamazlar. Çünkü bunu aynı zamanda İspanya, Portekiz de isteyebilir. Kötü örnek olur. Domino etkisi onu kazıyor. Bunu da yapamazlar. Dolayısıyla böyle dik durmaya çalışan Avrupa Birliği'ne yavaş yavaş böyle bir challenge, meydan okuma yaratan bir lider yerine gitsin erken seçime, daha rahat çalışabileceğimiz bir lider gelsin, hükümet gelsin diyebilirler. Peki Sayın Baydur, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Ve gündem saatinin bu günde sonuna geldik. Yarın aynı saatte 8.15'te görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.